Kalbin büyüyor. Yani ya da işte aniden durabiliyor kalp, ani ölümlü oluyor. Yani bu işte ihmal etmemek lazım. Yani çünkü çok son derece her şey elimizde var. Evet. Yani damar tıkanıklığı hani illa da ölümcül bitmesi gerekmiyor. Ama ihmal, yani ihmal ediliyor. Bazen çok görüyoruz, çok sevdiğimiz kişiler var etrafımızda. Bakıyorsun aniden öldü, gencecik adamdı, öldü. Öldü ama yani... Yani ve gençlerde yani. Hocam, gençlerde de sık görülüyor ya, sık değil tabii. Mi? Sık tabii, diyorum ya tabii. Özellikle sigara, diyorum ya özellikle sigara, çünkü genç, sigara en büyük sebep. Maalesef. Sigara, çünkü sigara içimi, hani dedim ya kampucukları gidiyor, orada pıtıyor. Evet. Sigara içimi, oradaki kampucuklarının pıhtılaşma miktarını daha da artırıyor. Yani bir damar çatladığı zaman sigara içen ile içmeyen arasında 3 katı, 5 katı daha fazla risk var sigara içende. O damarın tıkanması açısından. Evet hocam, yine izleyenimizden de bir soru ama yine ismini belirtmemiş. Merhabalar, benim kalp atışım sık aralıklarla 200 ve üstüne çıkıyor. Gittiğim kardiyolog tiroidimi ölçtürmemi istedi. Normal çıktı, verdiği isoptin adlı bir ilaç verdiğini söylüyor. Kalp atışım 200'e çıktığında sağlık ocağında yapılan bir iğneyle hemen düzene giriyor diyor. Acaba benim sorunum ne olabilir diyor. Şimdi bu tabii şimdi bu izleyenimizin tabii kardiyoloğa gitmiştir muhtemelen. Şimdi ekosu falan yapıldı muhtemelen. Yani kalbinde ciddi bir problem yok. Bu problem sadece kalbin elektrik sistemiyle ilgili bir problem. Kalbin bir elektrik bir sistemi vardır. Bir yerden bir akım başlar ve bütün kalbe yayılır. Ve onun belirli yolları vardır. Bazen kalbin farklı olarak farklı bir ilave olarak yol oluşur bazı kişilerde ve kalp ritim elektrik sistemi oradan geçerken kısa devre yapar ve kalp